Sevgili dostlar, Ünal Ersözlü dostumuzla sohbetimiz devam ediyor. Şimdi onun sanatçı yanını, yazar yanını konuşmak istiyorum. Ünal'cığım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel kitapların var, çok güzel eserlerin var ve çok güzel şiirlerin var. Şiir konusunda da ödüllerin var. Evet, yani 1989'un sonunda 90 başında ilk kitabım yayınlanmıştı. Broy yayınlarından, Okyanusların Not Defterinden adlı kitap. O iki şair dostumla birlikte Akademi Şiir Ödülü'ne layık görülmüştü. Sonra biliyorsunuz şairler arasında Doktor Behçet Aysan vardır. Çok evet. Kıymetli bir hekim. Bizim çok kıymetli abimizdi. Maalesef Sivas'ta Madımak yanlarında Sivas'ta kaybettik onu. Ölen dostlarımız arasındaydı. Sonra onun adına bir Behçet Aysan şiir ödülü konmuştu. Onunla gidiyorum adını unutmuş olsun diye piyanan çıkan kitabı onun o şiir ödülüne layık görülmüştü. Hepsi benim için çok kıymetli, değerli ödüller. 2011 yılında da yani Türk şiiri için hakikaten çok kıymetli olan Yunus Nadi şiir ödülüne layık görüldü. Kapıyı Çalıyorum adlı şiir dosyam sonra Kırmızı Yayınları'ndan yayınlanmıştı. Şiir serüvenim devam ediyor. 2000 yani en son şiir kitabım 2014'te. Hep karıştırılıyor. Sarma Aşk adıyla yayınlandı. Sarmaşık değil de Sarma Aşk adıyla. O şu anda belki internet üzerinde bir iki tane bulunuyor olabilir. İleride yeni baskısı yapılacak. O tarihten itibaren şiir yayınlamadım. Yani bazı dergilerde yayınladım. 2023'ü bir şiir kitabıyla açmayı. Hmm. İşte geliyor yani bir kitap. Ha, geliyor. Onu çok güzel bir müjde. Evet. Ondan sonra şiirden ziyade hep düz yazı yazdı. Düz yazı serüvenim benim aslında gazetecilikte hani tabii ki ulusalda bir dönem Ateş diye bir gazete vardı. Yılmaz Özdil'in yönetiminde. O gazetenin açılışından bitimine kadar gazetenin 4. sayfa yazarıydım. Orada neredeyse haftanın 6 günü köşe yazdım. Sonra hani Yeni Asır dahil yerel gazetelerdeki yazarlık serüvenim sürdü. Oradan gelen zaten bir deneme arayışı, bir yazı arayışı vardı. Ondan sonra hani ben kendim çok ilgili olduğum bir alana daldım. Neydi o ilgili alan? Biraz doğu felsefesi, biraz mistik alanlar, biraz felsefenin spiritüel alanları. O alana daldım. O alanda da işte önce 4 gün Buda, 3 gün Zorba diye bir kitap yazdım. Bakayım onun arasında olacak. Evet. Onda biraz... Yok satıyor biliyor musun şu anda? Şu an kitapçılarda yok. Ben aradım çünkü. Şu an bitti sanıyorum yani belki 15-20 tane internette vardır. 5 baskı yaptı o. Evet. Aslında bayağı zor bir kitap yani. Evet. Bir miktar hani Budaros ruhsallığıyla Kazancak isim Zorba adlı romanı vardır. Onun karakterinin şeyini, kahramanının özgür ruhunu birleştiren modern insan için biraz ufuk açmaya çalışan bir kitaptı. Hem kendim için hem de okurlarım için. Evet. O şey oldu, bayağı iyi gördü. Sonra Tanrı'nın Yaşam Kılavuzu'nu yazdım. Adı bunu insan... niye anlatmaya çalışıyorsun? Onda ben yani insanın yaşam serüvenini aslında insanın hani kendi Tanrı arayışında ya da hakikat arayışında durduğu yeri anlatmaya çalıştım ve Adorno'nun yanlış hayat doğru yaşanmaz felsefesinden yola çıkarak her insanın çünkü bir tane hayatı var, onu
eğer yanlış yaşarsanız bence bir insanın en büyük trajedisi ölürken yanlış yaşadığını düşünmesidir. Kısa yaşayın ama doğru yaşayın. Doğru yaşayın, doğru. Hani orada eğer sizin kafanızda bir tanrı varsa o tanrının insan için vaat edebileceği yaşam kılavuzu ne olabilir ütopyasına dayanarak bir kitap yazdım. Bazen adı tartışıldı ama aslında dinsel bir kitap değil. Daha bir hakikat arayışı, daha spiritüel bir arayış ama hani dinle ilgili tüm dinlerin alanlarındaki ezoterik bilginin de peşine düşmüş, o konudaki soruları soran bir kitap. O da ilgi gördü, benim beklemediğim ilgi gördü. Aslında o da ağır bir kitap. Öyle. O da ağır bir kitap. Bu ne zamandı? Ha, bu şiirlerimiz. Bu şiirlerden 2004 yılı bizim Aydın Gaz'ın yayınlarından çıkmıştı. Her şey yani. Belki okuruz dursun. Oldu. Buradan yavaş şimdi. Yeryüzüm sahibi. Bu birçok birbirine bağlı denemenin tek bitmiş hali. Bunun devamı niteliğinde bir kitap hazır ama şu an yayın piyasası durgun. O kadar durgun ki. Yani daha doğrusu insanların kitap almaya hali kalmadı Türkiye'de yani. Evet yani. Hani ben de hani öyle bir duruma içime el vermiyor yani. Evet. İnsanlara 40-50 liraya kitap alması biraz kolay değil. Beklesin istedim. O kitabın onu bekliyor yani. O bekleyen ama kitapların yani, arasında. Hayat şartları şöyle hakikaten yani, çok zor. Bu da ilgi gördü. Bu da benim yazdığım kitaplar arasında daha gündelik dile yatkın ve kolay okunan bir kitap. Evet. Bu da çok güzel kitaplarından birisi. Bu hani eğer bir Doğu felsefesini merak ediyorsanız bizim yayın evinin, Kara Karga Yayın evinin sahibi bir ortağı da çok kıymetli bir karikatürist, Kan Perker. O aramıştı, abi böyle bir kitap yazar mısın diye. Ya dedim yazarım ama şimdi bana yakışır mı yani? Türkiye'de bu kadar hani üstün felsefeciler var, öğretim üyeleri var, hani bu alanda akademisyenler var. Abi ben senin üstünde yani bir hem gazetecilik deneyimini hem edebiyat deneyiminde böyle bir şey istiyorum dedi. Beni bir denize attı. Ama çok boğulmadan nasıl çıktığımı ben yani bilmiyorum. Ben, çünkü bu kadar kısa bir şeyde hani binlerce yıl öncesinin upaşinatlarından başlayarak hani Buda'ya, Konfüçyus'a falan gelmek hakikaten benim için zordu. Ben de yazarken okurumla beraber onun içine dönüyorum. Ona, bana onu yol gösterdi. Bunların hangisi önceydi? Bu mu ilk olan? İlk bu, olan bu değil mi? Tabii 4 yılda. İkinci olan Tanrı'nın Yaşam Kılavuzu, sonra Yeryüzü Misafiri, sonra bu. Evet. Bu seride daha hani bu Yeryüzü Misafiri'nin devamı niteliğinde... Çünkü arka arkaya ve çok bağlayıcı kitaplar. Başka bu alanda hiç bırakmayı düşünmüyorum bu alanda. Yazacağım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir, meraklı bir okurum. İki, hatırlatıcıyım. Yani bu kavramları modern insanlar unuttuğu için ne kadar hatırlatırsak o kadar iyi geliyor. Bir çok de, önemli. Lafını unutma. Kişisel gelişimciler senden ders almalı. Ya ben gerçekten. Bu konuda bir iddiam yok da hani kişisel gelişim insanın zaten manevi ve ruhsal gelişimi olmadan yani bir insan kendini ruhsal anlamda bir aydınlatmadan kendi içindeki cenneti ve kendi içindeki ferahlığı keşfedemeden kişisel olarak zaten gelişemez. Yani aslında evet. Kişisel gelişimin özü buraya dayanması evet. Gerekir. Ben şimdi onun çok cambazları var ya kişisel gelişim. Yok ben onlara inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Kişisel gelişememeye. Gelişememek onlara inanıyorum. Yani kişisel gelişimciler onların hepsini sevdim saygım var. Yanlış anlaşılmasın ama oraya dayanması gerekir. Evet. Özünün oraya dayanması gerekir. Çünkü yani aslında eski dönem antik filozofları zaten kişisel gelişim ustaları. Yani çok güzel yazmışlar. Yani çok güzel ifade o dönemin insanlarıydı. Şimdi kişisel gelişimciler de eğer daha geliştirmek istiyorlarsa insanı bu alana daha eğilmeliler. Yani ki eğiliyorlar zaten. Görüyorsun birçoğu böyle spiritüel araçlara giriyor. İçinizdeki cevheri yakalayın diyorsun.
Hem öyle yani hani cennet kelimesinin aslında Yunanca'daki Türkçe karşılığı anlamı insanın genişlemesi, ferahlamasıdır. Yani siz kendi içinizdeki cenneti keşfedemeden, yani kendiniz ferahlayamadan, ruhsal anlamda genişleyemeden başka cennetlerden umut etseniz ne olur? Yani hani bunu yeryüzünde keşfetmelisiniz ki eğer varsa başka bir alem, o alemde daha mutlu olursunuz, daha kadim bir bilgiye sahip olursunuz. Tebrik ediyorum yani bu çabanı diyorum. Bu da eski kitaplarından değil mi? Bu 2008'de Everest yayınlarından yayınlanmıştı. Sessiz Sedasız Keşfedildi ve bir ses getirdi. Gençliğin Dün Gecesi diye bir kitap. Burada yani, ne anlatmaya çalışıyorsun? Burada kendi gençliğimin dün gecesini anlattım aforizma olarak. Ama bunun özelliği Türk şiirinde, yani kendimi övmek için söylemek istemem. Uzun şiir, destan şiir nadirdir. Bugün tek bir şiirden oluşan bir kitaptır. Tek bir şiirden oluşan bir kitaptır. Memleketinden insan manzaraları gibi. Yani o kadar iddialı olmayayım ama hani sinemografik tek bir şiirden oluşan bir kitaptır. Hatta bunu sevgili Haluk Işık ilk yayınlandığında onu da buradan hatırlatayım ona. Başkaları da takip oldu. Söyle bunu şey yapalım. Hani tek kişilik bir oyuna çevirelim diye böyle bir öneri gelmişti. Ben zamanın akışına bıraktım. Belki ileride öyle bir proje olursa. Yani bir şiir olduğu için, başlayıp biten bir şiir olduğu için böyle bir çok güzelmiş. Bir duygusu var. Tamam. Çok güzel. Peki, yani şunu merak ediyorum. Seni bu kadar çok yazmaya iten hayatın kendisi beni kışkırttı. Yani Türkiye okumayan çok, bir ülke, insanları okumayı sevmiyor. Ben bir çok güzel bir hani sevgi dolu bir ailede olmamın getirdiği bir şey var. Babam çok iyi bir entelektüeldi, Fransızca okuyan. Bankacı, ama hatta benim bu kişiliğimde vardır, dolmuşlarda Kafka okuyan bir bankacıydı babam diye dize vardır, aşklar kitle, babam da anlattığım zarif, entelektüel, rakı masalarında uzun muhabbetlerin olduğu, hani şiirin konuşulduğu, şiirin dinlendiği, okunduğu, işte Fransızca şarkıların dinlendiği bir memur evinde büyüdüm. Onun getirdiği bir duyarlılık oldu. Bir de bir kız kardeşim doğdu. 3 ay sonra bir menenjit geçirdi. Gözleri kör oldu. 40 yaşına kadar onun aile böyle sevgisiyle yaşattı falan. O ortamda bizde hep duyguların daha öne çıktığı, yönetildiği bir aile ortamı oldu. Böyle hakikaten o sevgiyi dibine kadar yaşadık. Ona 12 Eylül fırtınası, sürgünler, tutsaklıklar, benzeri şeyler eklenince hani bana da şair olmaktan başka, yani şairim demiyorum bak, dikkat, şiir yazmaktan başka çare kalmadı. Hayat kışkırttı diyelim. En güzel yanlarından birisi bu tevazu özelliği, alçak gönüllü olma özelliği. Ya belki bazen yanlış anlaşılıyor ama bu bir tane şairim diyenden çok daha fazla şair. Kalbimden gelen bir şey. Yani benim için Sokrates'in hani savunmasındaki önemli cümle ya da anlayışındaki önemli cümle şu: hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Tek bir şey biliyorum. Hiçbir şey bilmediğimi. Belki bilmek oradan başlıyor. Yani çok böyle bir dünyada hani baktığın zaman kozmosdan sen minnacık bir şeysin yani, bir zerresin. Sen onun farkındalığını yaşarsan insan olarak, hani sevgi görevini de alırsan, o zaman aslında biz hani
benim kitaplardan birinde de var. Biz daha insan olmadık yani. İnsan oluşlarız. İnsan oluş sürecindeyiz. Çok doğru. Tüm insanlık için böyle ama bu kadar vahşetin olduğu bir yerde kim hani biz insan olduğumuzu söyleyebilir ki? Yani oluşlar sürecindeyiz diye düşünüyorum. Evet İmrancığım. Peki. İzleyicilerini hani uzadıkça sıkmayalım yani. Yok, yok. Sevgili izleyicilerini. Ben topluyorum ki çok güzel izliyorlar. Peki senden bir şiir dinleyecektik. Hatta hiç yayınlanmamış bir şiirini bugün. Onu tabii seve seve 2023'te şimdi adını artık o kadarını vermeyeyim. Yayın evinin şeyine aykırı olur. Yine tek bir şiirden oluşan ama 80 ayrı parçadan oluşan bir destansı önümde aşk duygusunun olduğu, arkada fonda insanlığın, Türkiye'nin, dünyanın, insanın hallerinin olduğu bir şiir. Çok güzel. Onun içinden bir bölüm ilk kez seslendirmeye çalışayım. Yani ilk kez seslendireceğim. Zevkle dinleyeceğim. Süründüm dünyamızın tüm kentlerinde. Sığındım şevkle aşkın vatanına her an. Koyun artık yurdum koca kalabalıkta. Ne ararsın yüce insan, kendini mi yoksa? Öyleyse bırak sineni sana, aradığın sende. Aynada yüzünü görürsün, yüzünde belki tanırsın kendini. Anlarsın insanın sahi acısını. Kim bilir kaç yoksulluk, kaç açlık, kaç ölüm, dağılan insanlığın saf hali, nerede o bilim? Ey cennetim, hasırım, kutsalığı, benim derinliğim. Ah aşka uykum geldi, iyi geceler sevgilim. Ey Hafız-ı Şirazi, senin dizelerin gibi artık gökyüzü, bilsin insanlık, hep yıkılır hanedanlık, kasırga. Yıkılmaz, yakılmaz, yok olmaz ama aşkın lirizmi. Şarkın ışığı, şüpheler bitti, hakikat var ortada şimdi. Kervanımda koyulup yollara sana gelmeliyim. Dayanamıyorum bahalarında, sende olmalıyım. Sadece sen çölünde istersen susuz kalmalıyım. Süzülüp gözlerine bakıp tatlıca kıskanmalıyım. Ateşli bir hayatı istiyorum edebi nehirlerinde. Kim bilir bir zamanlar birlikte miydik biz de? Bir masaların kahramanları mıydık? Bir çadırda ya da at sırtında bir şövalye, görkemli bir kraliçe. Batıdan doğuya esen bir hikmet duygusu olsak keşke. Zamanı kavrasak, esleyip sevişerek avuçlarımızda. Mana şiiri, uzun bir kitabın şiiriyiz her sözümüzde. Gizlenmeyen tek gerçek aşktır bu dünyada her an. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ben de ilk kez okuduğum için biraz telaffuz hataları yaptım. Biraz heyecanlandım. Heyecanlanıyor olmak zaten çok güzel. İzleyenler kusuruma bakmasın. Günaydın, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Geldin, çok mutluluk verdin. Zaten şimdi sevgili Erhan Görbey'le biz bu işlere başlarken amacımız şuydu. İzmir'in kent benliğine iz bırakmak. Bu izleri bırakmak için çok değerli insanlarımız var tabii ki ama sen en başlarda geliyorsun. Çoktandır seninle böyle bir şey yapmak istiyorum. İyi ki yapmak istemişim, iyi ki yapmışsın. Gerçekten kent benliğinde... Olur bir de seninle bizim hani dostluk yıllarımız çok eskilerde başladığı için kadim bir dostluğumuz olduğu için her zaman az görüşürüz ama birbirimizi çok anlarız, anlarız, biliriz. Oradan aynı kaldığımız yerden başlıyoruz. Nedense çok güzel oldu. Her şey harika. Kardeşim de hani çok iyiydi. Canımışım diyelimiz. Bu kentin hafızasına not bırakmak çok güzel. Çok değerli bir çaba. O yüzden kutluyorum. Ben de seni kutluyorum. Geldiğin için sen. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sevgili dostlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Yine görüşeceğiz. İyi günler.